kasten öldürme suçları, işte nesil sebebiyle ağırlaşma suçları, bunlar hepsi 2/3'e tabi mesela. Ve çocuklar için de bakın aşağıda bazı suçlar var. Şimdi bu suçlar neden çocuklar için 2/3? Demek ki bunun yetişkin ayağı da var. Yani yetişkinler için bu suçlar 3/4'lük orana tabi olacak. Ama burada çocuklar bu suçları işlerse 2/3'lük orana tabi olacak. Yani bunu fotoğrafını çekebilirsiniz. Bu işinize yarar. Hatta bununla ilgili direkt kanuna da bakabilirsiniz. İnfaz Kanunu 107 Taksim 2. Ona da bakabilirsiniz. Bunu geçiyorum. Burada çok belirtmeyeceğim. Sadece şu hususu belirteyim. Burada neden yağma yok? Mesela şimdi bazı suçlarda 2/3 diyor. Bazılarında 3/4 diyor. Bazılarında 1/2 diyor. Peki bu neye göre belirleniyor? Açıkçası buna net bir cevap vermek mümkün değil. Mesela yağma gibi işte alt sınırı bazı noktalarda 10 yıldan başlayan bir suç düşünün. Bunun için herhangi bir 2/3'lük oran ve 3/4'lük oran söz konusu değil. Ama bakıyorsunuz özel hayatın gizliliğine karşı suçlarda orada mesela 2 yıldan belki başlıyor cezası ama orada 2/3'lük oran söz konusu. Yani kanun koyucu bunu neye göre yapıyor? Bunu gerçekten yani hakkı sıralamak mümkün değil. Mesela şeyi biliyoruz. Mesela ikinciye işte istisna suçlarının ikincisinde netice sebebiyle ağırlaşmış yaralanma suçunu biliyoruz. Niye? Çünkü birisi virüsün yüzüne kezzap attı. Ondan sonra kanun koyucu böyle bir şey yapalım. Bir daha böyle olması gibi düşünerek böyle bir olay gitti diyebiliyoruz. Ama bu da tabii çok kötü bir şey. Çünkü hani bizde kanunlar bir şeyler yaşandıktan sonra ortaya çıkıyor. Neyse bu eleştiri konularına çok değinmeyeyim. Sadece bunu Bence de belirteyim. Bunu çok bir de mantıklı. devam Ben edelim. şunu özel hayata ve hayatın gizli kalanına karşı olan suçların 2/3 olmasını takdir ediyorum. Daha da fazla olabilir. Ama dediğiniz gibi yağmayla karşılaştırınca çok eleştirilebilir bir durum olarak görüyorum. Ben de size Kesinlikle canım. katılıyorum Her bir aslında. suçun gerçekten kendine özel bir durumu var. Her bir suçun hani koruduğu bazı haklar var, bazı işte güvenlikler var ama netice itibariyle yani bu dengeyi koruyabilmesi lazım kanun Evet. koyucunun. Yani yağma gibi bir suç da bir şey yok ama özel hayata bakıyorsunuz yok. Ya yani şey var. Tabii özel hayat korusun, daha farklı şekillerde korusun ama yani dengeyi de koruması lazım kanun koyucunun. Tabii. Evet, koşul sağlarına oranları 3/4'lük olan suçlar da bunlar arkadaşlar. Onu da bu şekilde belirteyim. Şimdi cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar var. Az önce dikkat ettiyseniz bakın bunlar burada da var. Ama çocuklar için olduğunda 2/3. Ama bunlar yetişkinler tarafından işlendiği takdirde bu sefer 3/4'lük oran söz konusu olabiliyor.